Sevgili gençler, hepinize merhaba. Bu dersimizde Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının edebiyat ve sanat anlayışlarını, milli edebiyatı destekleyen dergileri ve milli edebiyatta yazın türlerinin özelliklerini öğreneceğiz. Milli edebiyat sanatçılarının edebiyat ve sanat anlayışları. Edebiyatta Doğu-Batı taklitçiliği, eski-yeni çatışmaları sona ermelidir. Dil sade olmalı, anlatımda yalınlık temel alınmalıdır. Sanatsız sanat bu dönem sanatçılarının temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Konular ulusal tarihten seçilmelidir. Şiirde ölçümüz ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Aruz yerine bu ölçü kullanılmalıdır. Edebiyatta halka doğru düşüncesi temeldir. Eserlerde halkın yaşamı, duygu ve düşünceleri işlenmelidir. Roman ve öykülerde memleket edebiyatı görüşüyle memleket gerçeklerine yer verilmeli, edebiyatımız İstanbul sınırlarından çıkmalı, Anadolu'ya açılmalı, halka ulaşmalıdır. Milli edebiyatı destekleyen dergiler. Sevgili gençler, edebiyat dergileri her dönemde edebiyatın karargahı olmuştur. Sanatçıları bir araya getiren, onlara münazaralar yaptıran, eserlerini sıcağı sıcağına paylaşmalarına fırsat yaratan platformlardır dergiler. 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk makalesi nedeniyle Servet-i Fünun dergisinin kapanması, ki bu dergi yayın hayatına zaman zaman ara verse de 1944'e kadar çıkarılmıştır. Hatta Latin harfleriyle bile basılmıştır. 1901'de Servet-i Fünun dergisinin kapanmasıyla edebiyatın yayın yönündeki hareketliliği İstanbul'dan Selanik'e kayar. Milli Edebiyat döneminde çıkarılan dergilerin büyük çoğunluğu Selanik merkezlidir. Şimdi bu dergileri tanıyalım. Milli Edebiyatı destekleyen dergiler. Çocuk Bahçesi dergisi 1905'te Selanik'te Mehmet Emin tarafından çıkarılan bir dergidir. Mehmet Emin Yurdakul bu dergide hece ölçüsüyle milli duyguları yansıtan şiirler yazmıştır. Dergide aynı zamanda Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik Bölükbaşı da yazılarını paylaşmışlardır. Türk Derneği 1909. Aslında Türk Derneği Selanik'te Yusuf Akçura ve Rıza Tevfik Bölükbaşı tarafından kurulan bir dernektir. Aynı isimli bir dergi de oluşturmuşlardır dernekle. Dergi Türk dili ve Türk tarihi ile ilgili araştırmalara ağırlık vermesiyle dikkat çeker. Dergide Akçura ve Rıza Tevfik Bölükbaşı dışında Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın ve Fuat Köprülü gibi isimler de yazmıştır. Genç Kalemler dergisi 1911'de Selanik'te çıkarılan bir dergi. Bu derginin çıkarılmasıyla milli edebiyat doğmuştu, hatırlayın. Bu dergide yayımlanan Yeni Lisan adlı makalede topluluğun başlangıcı kabul edilmişti. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gibi sanatçılar bu dergi yazmıştır. Aynı zamanda dergide Hamdullah Supi Tanrı Över ve Celal Sahir Erozan'ın da yazdığını görmekteyiz. Türk Yurdu Dergisi 1911'de Selanik'te kurulan bir dernektir Türk Yurdu Derneği. Bu dernek aynı isimli bir de dergi çıkarır. Kurucuları Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. Dergi Türkçülük düşüncesini savunması bakımından siyasi bir nitelik taşımaktadır. Halka Doğru ve Türk Sözü dergileri Türk Yurdu Derneği'ne bağlı olarak haftalık çıkarılan dergilerdir. Dergilerin yönetimi Celal Sahir Erozan'da, başyazarlığı ise Ömer Seyfettin'dedir. Yeni Mecmua dergisi 1917'de Ziya Gökalp'in çıkardığı bir dergidir. Dergide Yahya Kemal, Yavuz Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay gibi sanatçılar da yazmıştır. 1921'de Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılan Dergah dergisine baktığımızda Kurtuluş Savaşı'na destek veren ve Anadolu insanının yaşayış ve sorunlarını ele alan önemli bir dergi olduğunu görüyoruz. Dergideki isimler de yine edebiyatımızdaki büyük isimler. Yahya Kemal, Yakup Kadri, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç ve Abdülhak Şinasi Hisar'ı görmektesiniz bu dergide. Milli Edebiyat döneminde edebi türler. Milli Edebiyat döneminde şiir. Toplum için sanat görüşü hakimdir. Halk şiiri kaynak olarak benimsenmiş, hece ölçüsü kullanılmış, dörtlüklerle şiirler yazılmıştır.
Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmış, özellikle de koşma nazım biçime tercih edilmiştir. Hatta kendi geliştirdikleri nazım şekillerini de kullandıklarını görmekteyiz bu dönem şairlerimizin. Değişik dize kümeleri de kullanmışlardır. Üçlü, beşli, altılı kümelerden oluşan şiirler de bu dönemde dikkatimizi çekmektedir. Milli edebiyat şairlerimizin kullandıkları nazım şekillerini birkaç şiirde değerlendirelim. Ali Canip Yöntem'in Kelebek şiirine baktığımızda Servet Üfü'nün döneminden bildiğimiz terzi rima nazım şeklinin kullanıldığını görmekteyiz. Şiir üçer dizelik bentlerden oluşmuş ve tek dizeyle bitirilmiştir. Demek ki bu dönemde batıdan alınan nazım şekilleri de kullanılmıştır sevgili gençler. İkinci şiirimiz Ziya Gökalp'in Türk Oğullarına şiiri. Şiirde tamamen halk şiiri, geleneksel halk şiirimizin etkilerini görüyoruz. Nazım birimimiz dörtlüktür. Şiirde 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır ve şiirin nazım biçimi koşmadır. Yani burada da milli edebiyat dönemi şairlerinin halk şiiri nazım şekillerini kullandığını somutlamış oluyoruz bu şiirde. Ve son şiirimiz Ziya Gökalp'in Turan şiiri, oldukça meşhur bir şiirdir. Şiirin son bölümündeki ikiliye bakalım. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Biçim olarak şiire baktığımızda şiirde iki beşlik, bir dörtlük ve bir ikilik dikkatimizi çekiyor. Yani şiir biçimsel olarak şu ana kadar görmediğimiz bir biçimi yansıtıyor. Zaten milli edebiyat şairleri kendilerine özgü nazım biçimleri de yaratabilmişlerdir demiştik. Bu da bu şiirde onlardan biri ve yine şiirde hece ölçüsü var. Fakat alışmadığımız bir kalıp burada karşımıza çıkıyor. 14'lü kalıp kullanılmış. Bu da milli edebiyatla başlayan bir yeniliktir sevgili gençler. Türkçe'ye Türk dil bilgisi hakim olacaktır. Görüşü doğrultusunda şiir dilinde sadeleşme büyük oranda gerçekleşmiştir. Özellikle Servet-i Fünun ve Fecrati dönemi şiirlerindeki ağır dilin yerine açık, anlaşılır, sade bir Türkçe kullanılmıştır. Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmıştır. Yeni Lisan makalesinin ilkelerinden biridir bu, hatırlayın. Şiirlerin konuları halkın yaşamından ve ülkenin içinde bulunduğu koşullardan seçilmiştir. Şiirlerde doğa ve yurt güzelliği, kahramanlık, halkın günlük yaşamı ve sorunları işlenmiştir. Milli edebiyat döneminde Trablusgarp, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olmak üzere büyük savaşlar yaşanmıştır. Şairler vatan savunması için halka moral aşılayan, kahramanlık ve yurt sevgisini işleyen şiirler yazmışlardır. Milliyetçilik ve Türkçülük fikri yerleştirilmeye çalışılmıştır bu şiirlerle. Milli edebiyat şiirinde duygudan ziyade fikir ön plandadır. Şiirler didaktiktir. Şiirlerin sanat gücü, sanatsal gücü zayıftır. Zaten bu dönemde sanatsız sanat ilkesi şairler tarafından benimsenmiştir. Hece ölçüsüyle şiir yazma fikri Tanzimat dönemiyle birlikte aydınlar arasında ortaya çıkmış ancak yaşama geçirilememişti birkaç deneme dışında. Mehmet Emin Yurdakul'la başlayan heceyle şiir yazma fikri yeni lisancılarla daha da ileri götürülmüştür. Milli edebiyatın devamı olan beş hececilerle heceyle yazma yaygın hale gelecek ancak hece ölçüsüyle sanatsal değeri yüksek şiirler Cumhuriyet'in ilk döneminde gerçekleşecektir. Hece ölçüsü Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranas gibi sanatçıların elinde gerçek sanatsal değerine ulaşacaktır. Milli edebiyat döneminde Ahmet Haşim, Yahya Kemal de eser vermeye devam ediyor. Fakat bu iki şairimiz milli edebiyat hareketine katılmayıp bağımsız bir şekilde sanatlarına devam ediyorlar. Bu iki şairimizde de saf şiir, öz şiir anlayışını görüyoruz bu dönemde. Halkın yaşayışı ve değerlerini ele alan manzum hikayeleriyle Mehmet Akif Ersoy da yine bu dönemde şiir türünde eser veren sanatçılarımız arasında yer almaktadır. Milli Edebiyat döneminde roman. Milli Edebiyat dönemi Türk toplumunun en sorunlu yıllarına denk gelir. Bu dönem içerisinde ülke Balkan Savaşları'nda büyük toprak kayıpları yaşamış,
Birinci Dünya Savaşı, işgaller ve sürgünlerle çok sıkıntılı yıllar geçirmiştir. Romancı, yaşadığı toplumun aynasıdır görüşüyle yola çıkan milli edebiyat romancıları, bu dönemde yaşanan büyük savaşları ve kurtuluş mücadelesini tüm gerçekliğiyle eserlerinde anlatmışlardır. Yunanistan'ın Batı Anadolu'yu işgali sırasındaki yıkımları incelemek üzere 1921-1922 yıllarında Batı Cephesi Komutanlığı tarafından oluşturulan Tetkik-i Mezalim Heyeti, içerisinde yer alan Yakup Kadri, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Falih Rıfkı Atay gibi yazarlar bu heyet içinde yaptıkları çalışmalardan edindikleri izlenimleri eserlerine yansıtmışlardır. Halide Edip Burun Kahve'ye, Yakup Kadri ise Yaban romanını bu tetkikteki gözlemleri sonrasında kaleme almışlardır. Romanda sosyal konular ele alınmış. Vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eserler verilmiştir. Romanda Anadolu ve yurt sorunları, memleket gerçekleri gözlemlerden yararlanılarak gerçekçi bir biçimde dile getirilebilmiş. Böylelikle memleket edebiyatının başarılı ilk örnekleri verilmiştir. Romanlar teknik yönden de başarılıdır. Romanlarda realizm egemendir, fakat bazı yazarlar naturalizm akımına da bağlı kalabilmişlerdir. Yeni lisan hareketinin etkisiyle romanlar sade dille yazılmıştır. Halka doğru ilkesini benimseyen yazarlar, halkın kolaylıkla anlayabileceği konuşma dilini yazı dili haline getirmişlerdir. Milli edebiyat döneminde öyküye baktığımızda, milli edebiyata kadar romanın gölgesinde kalan öykü, özellikle de Ömer Seyfettin'in çabalarıyla bağımsız bir tür halini almıştır. Milli edebiyat sanatçıları eserin temasının milli olmasına özen göstermiş ve temayı konuşma diline yakın bir dille işlemişlerdir. Öyküler içinde ortadıkları dönemin sosyal hayatını yansıtmayı amaçlamışlar. Özellikle memleket gerçeklerine, halkın yaşayışına eserlerinde yer vermişlerdir. Bu dönem öyküleri realizm akımının etkisiyle yazılmıştır. Realizmin bir sonucu olarak güçlü bir gözlem vardır ve bu gözlem özellikle de betimlemelerde ön plana çıkmıştır. Gerek mekan, gerekse kahramanların iç dünyalarına yönelik betimlemeler işlevseldir. Okuyucuların eseri daha iyi anlaması ve tanımasına yöneliktir. Bu dönem öykülerinde Maposan tarzı hikaye benimsenmiştir, olay hikayesi. Milli edebiyatın en önemli iki hikaye yazarı Ömer Seyfettin ile Refik Halit Karay'dır. Milli edebiyat döneminde tiyatroya baktığımızda, bu dönemde Darül Bedai'nin kuruluşu, Güzel Sanatlar Okulu ile tiyatronun gelişmesine büyük katkıda bulunulmuştur. Tiyatrolar teknik olarak çok başarılı değildir, ancak bu dönemde sade dille sahne tekniğine uygun birçok tiyatro eseri yazılmış ve sahnelenmiştir. Müslüman kadın oyuncu Afife Jale sahneye çıkmıştır. Muhsin Ertuğrul, çağdaş tiyatronun kurulmasına büyük katkılar sağlamıştır bu dönemde yaptığı çalışmalarla. Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Mithat Cemal, Halit Fahri, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz gibi isimler sahnelenen oyunlar yazmışlardır. En son sahnelenmek amacıyla Tanzimat birinci dönemde tiyatro oyunları yazılıyordu. Gençler, hatırlayalım ve bu dönemde nihayet sahnelenmek amacıyla yeniden oyunların yazıldığını görüyoruz. Sahnelenen oyunların çoğu hafif komedi ve vodvil. Vodvil neydi? Toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla eleştiren tiyatro türüydü ve bir kısmı manzum dram şeklindedir bu dönem oyunlarının. Türkçülük akımı tiyatroda da etkilidir. Siyasal ve belgesel nitelikli oyunlar, baskı dönemi eleştirileri, saray yaşamı, sosyal dramlar ve aile dramları tiyatroda yeri görür. Sevgili gençler, milli edebiyat döneminde yeniden canlanan tiyatro ruhu, Cumhuriyet dönemiyle büyük gelişme gösterecek. Hatta Cumhuriyet'in ilk döneminde tiyatro sahneleri Atatürk devrimlerinin insanlara aktarıldığı, öğretildiği bir okul görevi üstlenecektir. Milli edebiyat döneminde öğretici metinlere baktığımızda
Milli edebiyat döneminin öğretici metinleri, fıkra, makale, sohbet, anı gibi türlerde sosyal ve siyasi şartlar dolayısıyla Türk dili, Türk tarihi konuları, milliyetçilik, siyasi ve bilimsel konularla işlenmiştir. Öğretici metinlerde de yeni lisanın etkisiyle yalın ve doğal bir dil kullanılmıştır. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura, Yahya Kemal gibi isimler bu türlerde de öne çıkan isimlerdir. Öğretici metinlerde Ziya Gökalp özellikle İslamiyet öncesi, Yahya Kemal İslamiyet sonrası, Türk tarihini ve kültürünü ön plana çıkaran değerli eserler kazandırmışlardır edebiyatımıza. Makale türünde Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp öne çıkmıştır. Sanatçılar savundukları edebi değerleri makale türünü kullanarak halka anlatmışlardır. Ekonomi, ahlak, sanat ve felsefe gibi konular makalelerde ele alınmıştır. Fıkra türüyle güncel konuları değerlendirme imkanı bulmuşlardır. Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay fıkra türünde öne çıkan sanatçılardır. Sohbet türünde de nesnel bir bakış açısıyla eserler verilmiştir. Genellikle edebi, sosyal ve siyasal konular ele alınmıştır. Edebiyat tarihi bu dönemde önemli gelişme gösteren öğretici metinlerdendir. Edebiyat tarihi üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır bu dönemde. Bunlar içerisinde Mehmet Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar isimli tasavvuf edebiyatı tarihi çalışması ve Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserleri önemlidir. Yine Ziya Gökalp'in Türkçülük düşüncesini işlediği Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak ve Kızıl Elma eserleri fikir yazınımıza zenginlik kazandıran eserlerdir. Edebiyat tarihi metin yazarlığında ise dönemin bağımsız şairi Yahya Kemal de önemli bir isimdir. Sanatçı Aziz İstanbul adlı eserinde İstanbul'un fethini, mimarisini, edebiyat ve tarihini anlatır. Bu eserlerin amacı öz kültüre ait değerleri ortaya çıkararak halkın ve edebi çevrelerin bilinçlenmesini sağlamaktır. Hiciv bu dönemde sosyal ve siyasi içerikli yazılmıştır. Neyzen Tevfik, Refik Halit Karay, yergi alanında öne çıkan sanatçılardır. Sevgili gençler, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.